Sivastopol Marşı Kırım Savaşı için bestelenmişti. Kırım Savaşı'ndan tam 63 yıl sonra Osmanlı askeri bu kez Galiçya'da Ruslarla karşı karşıya gelecekti. Galiçya için özel bir marş bestelenmeyecekti belki ama Galiçya ve Osmanlı askerleri tarihe çok farklı bir iz bırakacaktı. Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da öldürülmesi, 28 Haziran 1914'te savaşın başlamasına sebep oldu. Viyana hükümeti çok geçmeden 28 Temmuz'da Sırbistan'a savaş ilan etti. Önceleri Almanlar savaşın Avusturya ile Sırbistan arasında sınırlandırılması tezini ortaya attılarsa da, diğer devletler açıkça Avusturya-Macaristan lehine olan bu görüşü kabul etmediler. Ara bulma girişimleri de sonuç vermedi. Rusya ile Avusturya'nın seferberlik ilanından sonra Almanya 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta Fransa'ya savaş açtı. Alman birliklerinin Belçika'yı işgali üzerine 4 Ağustos'ta İngiltere Almanya'ya savaşı ilan etti. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken resmi olarak Almanya-Osmanlı askeri ittifak önerisi İlk olarak 22 Temmuz 1914'te Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangerheim'a iletildi. Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen görüşmelerden sonra Türk-Alman Askeri İttifakı 2 Ağustos 1914'te imzalandı. Osmanlı İmparatorluğu 3 Ağustos 1914'te bir yandan seferberlik ilan ederken bir yandan da silahlı tarafsızlığını bildirdi. Tüm bunlara rağmen Osmanlı İmparatorluğu bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın içine çekilecekti. Almanya 2 Ağustos 1914'te Osmanlı İmparatorluğu ile gizli bir anlaşma imzaladı. Ve bundan sonra da Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmesi için baskı yapmaya başladı. Neden Osmanlı'yı seçti? Çünkü Osmanlı'nın elinde hilafet makamı gibi bir makam vardı. Ve savaşa Osmanlı ile birlikte girdiği takdirde bu hilafeti kullanarak Hindistan, Rusya ve Afrika'daki Müslümanları isyan ettirebilir. Böylece İtilaf Devletleri'ni zor duruma sokabilirdi Almanya. Yine savaşın başında Osmanlı Devleti İngiltere'ye Sultan Osman ve Reşadi isimli iki gemi ısmarlamıştı. Fakat bu gemilere el koydu. Bu tabii Osmanlı kamuoyunda da İtilaf Devletleri aleyhine, özellikle İngiltere aleyhine bir havanın doğmasını ve Almanya'ya yakın bir psikolojinin oluşmasını kolaylaştırdı. Ve o sırada özellikle Alman amiral Suchow'un önderliğindeki Goben ve Breslau isimli iki geminin boğazlara girmesine müsaade edildi. Aslında bu iki gemi Osmanlı'yı savaşa sokmuştur. Kısa bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu bu iki gemiyi, alamadığı o iki geminin rövanşı gibi düşünün, satın aldığını belirtmiş ve Yavuz ve Midilli isimlerini vermiştir. Ve aynı zamanda Amiral Suchow'u da Osmanlı donanmasının başına getirmiştir. Hem orduda hem de donanmada Alman etkisini bu noktada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bir süre sonra Amiral Suchow Rusya'ya gidecek ve Rus limanlarıyla gemilerini bombalayarak aslında Osmanlı'nın savaşa girmesine yol açacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya batıya doğru ilerlemek ve Polonya topraklarını genişletmek ve Galiçya'yı alma çabalarına girdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1914 yılının Ağustos ayında müttefiki olan Almanya ile birlikte Doğu cephesini açmak zorunda kaldı. 20 Ağustos 1914'te başlayan ilk Rus taarruzunda Avusturya-Macaristan henüz yığınaklarını tamamlayamadığı için ağır bir yenilgi alarak Karpatlara kadar çekilmek zorunda kaldı. 1914 yılının Eylül ayı içinde daha ilk muharebede Ruslar Galiçya'yı tümden işgal etmiş oldular. Bu durum karşısında Avusturya-Macaristan Almanlardan acil yardım talebinde bulundu. Peki Rusların Galiçya'yı alma arzusu neydi? Rusların Galiçya'yı alma nedenlerini ikiye ayırmak mümkün. Bir tanesi Batı cephesinde Verdun savaşları sırasında çok büyük miktarda kuvvet angaje edilmişti. Bu düşman kuvvetlerinin bir kısmının Doğu cephesine kaydırılması ve Verdun'daki Alman baskısının hafifletilmesi ve Rusların doğal emperyalist Çar Rusyası'nın doğal isteği olan bir başka ülke topraklarını zapt edip kendi Çar Rusyası'na katmaktı.
1916'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun endişeli bekleyişi son buldu. Ruslar en şiddetli taarruzlarıyla Galiçya cephesinde 50 kilometre genişliğinde yara kaçmışlar ve 100 binden fazla esir almayı başarmışlardı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun acil olarak takviye kuvvetlere ihtiyacı vardı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tabii ilk olarak en güçlü müttefiki olan Almanya'dan yardım istedi. Galiçya cephesi açıldıktan sonra ilk başvurduğu, ilk takviye kuvvet istediği devlet Almanya olmuştu ve Almanya bu gücü ona sağladı. Fakat asıl Galiçya Savaşı 1916'dadır. Özellikle Brusilov taarruzu diye bildiğimiz taarruz çok büyük bir taarruz. Ve Galiçya'nın 50 kilometrelik bir yarık açılıyor ve 100 binden fazla Avusturya askeri esir alınıyor Rusya tarafından. Bu tarihte Almanya'dan ikinci bir yardım istediği zaman Avusturya bu yardımı göremiyor. Çünkü aynı tarihlerde Almanya'da Batı cephelerinde çok ağır mücadeleler veriyor. İhtiyaç duyulan takviye birliklerini Almanlar gönderecek durumda değillerdi. Durumun ciddiyeti artıyordu. 1916 yılında Alman Genelkurmayı 4 müttefik devlet ordularının genel harekatının Alman Genel Karargahı'ndan yönetilmesi kararlaştırıldı. Geriye tek çare kalıyordu. Osmanlı Devleti'nden yardım istemek. Alman Genelkurmay Başkanı Hindenburg tarafından Osmanlı Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'ya yardım teklifi iletildi. Teklif şuydu. Osmanlı Devleti'nden 3 ayrı kolordu isteniyordu. Bunlardan biri Rumenlerle savaşmak üzere Romanya cephesine, diğeri Sırplarla savaşmak üzere Makedonya cephesine ve son kolordunun Avusturya ve Macaristan'a yardımcı olmak ve Ruslara karşı savaşmak üzere Galiçya cephesine gönderilmesine karar verildi. Osmanlı ordusunun seçkin birlikleri, Osmanlı'nın tarihinde ayak basmadığı bu topraklara gelerek başka kumandanların emrinde mücadeleye girişecekti. Esir kamplarına düşecek, sakat kalacak, kimi geri kalan hayatına bu topraklarda devam edecek ve pek çoğu bu topraklarda şehit olacak, 15. kolordu 23 Temmuz 1916'da yola çıkacaktı. Enver Paşa'ya iletilen teklif tereddütsüz kabul edilmiştir. Ardından Enver Paşa'nın emriyle 595 subay ve 32.017 erden oluşan 15. kolorduyu iki tümen halinde bölgeye sevk etmiştir. Ancak herkes Enver Paşa ile aynı fikirde değildir. Savaşın başlarında Almanlar, Osmanlıların bu bölgeye yardım göndermesi konusunda hiç istekli değil. Enver Paşa, 1. Dünya Savaşı'nın nihai sonucunun Avrupa cephelerinde olduğunu düşünerek biz de orada olalım ve savaşın sonuçlarından faydalanalım düşüncesiyle Avrupa cephelerine, Romanya, Makedonya, Galiçya bölgesi gibi cephelere Osmanlı askeri göndermek istiyor. Fakat Alman Genelkurmayı, Alman Genelkurmay Başkanı Falkenhayn bunun şimdilik gerekli olmadığını, kendi cephelerini korumakla Osmanlı'nın yetinmesi gerektiğini ve onlara daha çok önem vermesi gerektiğini söylüyor. Fakat Enver Paşa bu yöndeki isteğini zaman zaman yineliyor. Fakat buna Alman Genelkurmayı'nın Osmanlı ordusu içinde yapan subaylarından da karşı çıkan şey yok. Bunlardan bir tanesi Çanakkale cephesinde 5. Ordu Komutanı olan Liman von Sanders Paşa meşhur. Liman Paşa Alman Genelkurmayı'na bu konuda birkaç kez rapor yolluyor. Diyor ki böyle bir talebi biliyorum ama Osmanlı ordusunun önce kendi ihtiyaçlarına cevap vermesi lazım. Bir taraftan Avrupa cephelerine asker gönderilmesi eleştirilse de bir yandan da cephenin açılmasını savunanların düşüncesi şöyleydi. Bu cepheler Rusların Karadeniz kıyılarına asker çıkararak Balkanlar yoluyla Akdeniz'e inmesini önlemek için açılmıştı. Aksi halde Çanakkale'deki mücadele boşa gidecekti. Dolayısıyla Galiçya cephesi Çanakkale cephesindeki mücadelenin devamı gibi algılanmalıydı.
Süleyman Nazif, Harp Mecmuası'nda yayınlanan yazısında bu düşünceyi, Çanakkale bundan sonra bir isim değil, bir tarih olacaktır. Galicia'da onun zeyli şeklinde özetlemişti. Enver Paşa son sözü söylemişti. Asker Galicia cephesine gidecekti. Ve 15. kolordu için ayrı bir hassasiyet vardı. 15. kolordunun hazırlıkları konusunda gösterilen bu özenin altında, Enver Paşa'nın Galicia'ya asker gönderme kararını bir itibar meselesi olarak değerlendirdiği düşünülmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen 15. kolordunun ayrıcalıkları ve eksikleri vardır. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı cephelerinde çalışan tüm Osmanlı birlikleri içinde en güçlü kolordu diyebiliriz. Diğer cephelerde savaşan kolordulara göre bir kere çok büyük farklılıkları var. İki tümenden oluşuyordu. Bir tanesi Çanakkale'nin ünlü Mustafa Kemal'in temelini attığı 19. tümendi. İkincisi de 20. tümendi. Bu tümenler diğer cephelerde savaşan tümenlerden çok farklı olarak üçer alaya sahiptiler. Ve Enver Paşa'nın özel emirleri ve izinleriyle bölgede bulunan bütün talimgahlar ve depo alayları kapıları ardına kadar açıldı. Ve kolordu personel subayları giderek erleri tek tek seçtiler. Fiziki durumları, sağlıkları ve olabildiğince de tahsil, okuma, yazma durumları en uygun olanlar seçildi ve kolorduya mensup erlerin kalifiyesi çok yüksek boyutlara ulaştı. ...15. Kolordu'ya bağlı 57. alay... ...23 Temmuz 1916 sabahı... ...Keşan'dan hareket eden ilk kafileydi. Güneş ufuktan yükselirken... Hareket eden trenin ardından ne uğurlayan ne de mendil sallayan vardı. Bilmedikleri bir diyara doğru giden askerler mahzun değil ama düşünceliydi. Ve bütün askerlerin aklında aynı soru vardı. Ana yurda bir daha dönüp dönemeyecekleri. Türk askeri Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya arazilerinden geçip önce Polonya'ya, oradan Galicia'ya varacaktı. Avusturya-Macaristan topraklarına varan Osmanlı orduları Avrupa'da büyük ilgiyle karşılandılar. Osmanlı ordularının Avrupa topraklarına girişini Osmanlı basını şu şekilde vermişti. Galicia'ya giden Türk ordusu sevkiyattan geçerken sükut ve derin vakarı, şek ve azimkar siması, cesur, temiz, olgun heybeti ve kıyafetiyle herkesin takdir ve hayretini kazanmıştır. Bir Macar gazetesi ise nihayet Osmanlı askerleri geldi. Bunların şark güneşinden esmerleşmiş çehreleri, cengaver tavır ve vaziyetleri, geniş omuzları, iri vücutları düşmanı korkutacak, dostlarını da sevindirecekti. Osmanlı ordularının Avusturya-Macaristan topraklarına girdiği ilk günden beri Osmanlı-Avusturya silah kardeşliğini destekleyici haberler yapılmaya devam etti. Polonya'da KAS Haber Ajansı'nın haberinde bu vaka Türkiye'nin askeri ve büyük merkezi devletlere ait muharebe cephesinin tek vücudu olduğunun bir delilidir yorumu yer alıyordu. Wolf Ajansı da Osmanlı ordularının Batı Galicia'ya geçişlerini olumlu bir şekilde duyurmuştu. Tüm bu propaganda ve dayanışma faaliyetlerinin müttefik ülkeler arasında sosyal yakınlaşmaya önemli katkılar sağladığı bir gerçekti. Ancak Türk askeri kısa bir süre sonra tepenin ardından görünmeye başlayacak düşman askeri ve savaşın haberlerden ibaret olmadığını çok iyi biliyordu.
19 Ağustos 1916'da Osmanlı ve Rus orduları ilk kez karşı karşıya geldiler. Rusların şiddetli top atışlarıyla başlayan çarpışmalarda her iki tarafında kayıpları büyük oldu. Fakat asıl büyük muharebeler 2-6 Eylül ve 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Özellikle 16-17 Eylül 1916 tarihlerinde Diklani çevresindeki dramatik olaylar yaşandı. Bugünlerde Türkler mühimmat eksikliği nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı ve Avusturyalı komutanların elinde Türk birlikleri için temin edilebilecek uygun boyutta mermiler yoktu. Ukraynalı birlikler cephe hattının korunmasına yardımcı oldular ve 17 Eylül tarihinde Türkler ve Ukraynalılar süngülerle yapılan saldırıyla birlikte konumlarını yenilediler. Rus komutanlar karşılarındakilerin Müslüman olduğunu biliyordu ve bu yüzden çoğunluğu yine Müslümanlardan oluşan Türkistan tümenlerini gönderdiler. Orta Asyalı askerlerin Türkleri Çar İmparatorluğu'nun tarafına geçmeye ikna edebileceğini umuyorlardı. Ancak böyle olmadı. Türkler çok iyi askerler olduklarını kanıtladılar ve savaş sırasında pek çok kayıp verdiler. Yaklaşık 30 bin Türk askerinden oluşan birliklerin 18 bini ölerek, yaralanarak ya da esir düşerek kaybedildi. Savaşın şiddetine geldiğimiz zaman özellikle 1916 Eylül'ünden itibaren Osmanlı ordusunu, kol ordusunu, Osmanlı birliklerini savaşın daha ön saflarında, daha büyük muharebelerde görüyoruz. 19. Tümen'e bağlı olan 57. Alay, 77. Alay, 72. Alay ve 20. Tümen'e bağlı olan 61, 62, 63. alaylar savaşın direkt içinde ve ciddi başarılar da sağlıyorlar. Günümüz Ukrayna toprakları, Türkiye dışında en fazla şehitliğin bulunduğu yer olmasının yanında, Türk tarihinin az bilinen muharebelerinin meydana geldiği Galiçya bölgesinin büyük bir kısmını kapsar. Osmanlı ordusunun 15. kol ordusu bu topraklarda 100 subay ve 7 bin askeri daha ilk bir ay içerisinde şehit düşmüştür. Anadolu'dan sürekli yeni birlikler Galiçya cephesine takviye amaçlı yollanmış ve Osmanlı ordusunun 12 bin civarında şehit verdiği tahmin edilmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde savaşan Osmanlı 15. Kol Ordusu'nun şehit düşen askerlerine atfen Rogatin, Lopushnya, Pukiv, Verknaya Lipitsa, Mechishiv ve Gutisko köylerinde 6 şehitlik inşa edilmiştir. Uzak bir diyar. Anadolu ve Balkan köylerinden gelmiş erlerin tümüyle yabancısı oldukları bir diyar. Savaşın sonunda Afyonlu Hüseyin Onbaşı'nın, Konyalı Veli'nin, Bergamalı Mustafa'nın, Ali Çavuş'un, Alaiyeli Kadir'in, Kayserili Palabıyık'ın ve 10 binden fazla Türk askerinin dönemediği Avrupa toprakları. Savaş sırasında bu toprakların insanlarının Osmanlı askerlerine önemli yardımlarda bulunduğunu söylemek gerekir. Müzik
Bugün gördüğünüz bu şehitliklerin yanı sıra her köy mezarlığının yakınında Osmanlı askerinin gömülmüş olduğu düşünülüyor. Cephede müttefiklerini hayran bırakan şehitlerimiz bugün ziyaretçilerini beklemektedir. Это шапки такие. Угу. Турецкий солдат, да? Которые на каждой могилке были. Угу. Понимаете? Положены на каждую могилку. Угу. А кто их отливал, я не знаю. Вы не знаете, кто это забрал? Кто их отливал? Кто их делал? А, вы не знаете? Не знаю. Я даже не знаю, делали ли это турецкие войска, солдаты, это кладбище, или уже после войны делали. А после войны, да. После войны, да? Угу. Вот так. Türk askeri Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya arazilerinden trenle gelip aynı demiryoluyla ana yurduna dönmeyi hayal ediyordu elbette. Ancak bugün ebedi istirahatkarlarından hasretle demiryolunu gözlüyorlar. Osmanlı askerleri en büyük moral kayıplarını kaybettikleri arkadaşları üzerinden yaşamıştır. Bu bölgede Müslümanlara ait bir cami ve mezarlık bulunmaması, şehit düşen askerlerin bir kısmının siperler etrafına defnedilmesini gerektirse de, Osmanlı askeri çatışmalar bittikten sonra birçok mezarı Osmanlı mezarlığı olarak ayrılan yerlere nakletmiş ve defnetmiştir. Osmanlı askerlerinin kışa doğru bölgeye geldiği bu coğrafyada kış şartları son derece ağır seyretti. Şehitlikler, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra henüz kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarafından takip edilmiş, maddi destek sağlanarak, Polonya ve Romanya'daki askeri ateşeler eliyle bakımı yapılarak, küçük şehitliklerdeki meftunlar büyük şehitliklere nakledilmeye gayret edilmiştir. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla, şehitlikler Sovyet ordusu tarafından tahrip edilerek yok olma raddesine gelmiştir. Yaralanan Türklerin bir kısmı Lviv'e götürülmüştü ve askeri hastaneye kaldırılmıştı. Hayatta kalamayanlar Lviv'de Müslümanlar için özel bir bölümü bulunan askeri mezarlığa gömüldü. Sovyet hükümetinin kararıyla 1948-1949 yıllarında yıkıldı. Bu sıralarda Sovyet devletinin Türkiye ile ilişkileri kötüydü. Stalin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında kendi askeri üslerini kurma fikrini ortaya atmıştı ve bu yüzden o zamanlar Türklerin mezarları hiç kimsenin umrunda değildi.
Galiçya bölgesine gönderilen subay ve askerler, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda mücadele eden imparatorluk sathındaki en yetenekli askerlerinden seçilmişlerdi. Avrupa'da Osmanlı askerinin imajının en üst seviyede gösterilmek istenmesinden, askerlerin giysi ve silah donanımları da Osmanlı ordusunun mevcut durumdaki en iyilerinin bir araya getirilmesiyle toparlanmıştı. Bu seçkin Osmanlı birlikleri, her ne kadar tecrübeli ve maharetli olsa da, Osmanlı tarihinin ayak basmadığı başka topraklarda, başka kumandanların emrinde mücadeleye gireceklerdi. Ancak bu mücadelenin sonunda, cesareti ve askeri yeteneğinden övgüyle söz ettirecekti. Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından özenle seçtirilmiş 32 yaş altı bu askerler, sanki öz vatanını savunur gibi çarpışacak ve yabancı topraklarda şehit düşecekti.